Ya tabii bu esasında Boğum'un cinayeti bir siyasi bir cinayetti baktığımız zaman ki böyledir. Bugünkü alınan karar da siyasi bir karardır. Yani ülkede yargının bağımsız olmadığı, siyasete bağlı, siyasi erkin gücünün bir ispatı olarak karşımıza çıkıyor bugünkü karar. Şunu söyleyebiliriz, esasında o kadar çok delil, o kadar çok veri varken, failler belliyken, bu faillerin şu anda ellerini kollarını sallayarak toplum içerisinde katil sıfatıyla gezmeleri gerçekten üzücü bir olay. Bu kararı alanlar bunları düşünmeliydi. Yarın öbür gün onların da başına gelebilir. Çünkü Türkiye'de neyin ne olacağı belli değil. Bugün başka bir şey gelir, onları ters yüz ederler. Yargının böyle bir karar alması zaten karar okunurken her şeyin nasıl organize edildiği açıkça ortaya çıkmıştı. Orada karar okunmadan evvel 5 dakikalık bir arar alındı. O 5 dakika arar bitti ama gelip o kararı okudukları zaman o karar 10 dakika sürdü. Ne çabuk yazdılar bu kararı. Demek ki her şey evvelden hazırlanmış, planlanmış bir şekilde bize aksettirildi. Bu zaten zabıtlara geçti. Umarım esasında Musa Anter cinayeti hem geçmişteki olan cinayetlerin, faili belli cinayetlerin, hem belki önümüzdeki olabilecek olan belli cinayetlerin önünü kesecek veyahut da onları da dışarı açığa çıkartacak bir ayna görevini görecekti. Ama zaman aşımına uğradı. Bu da çok adaletsiz bir durum. Ülkenin adına üzülüyor insan. Adalet ve hukukun ayakları altında olduğu bir dönem geçirdik. Biz bu davayı sevgili avukatımız Selim Okçuoğlu ile beraber 96'dan beri bir fiil, hemen hemen belki bir dava kaçırmış olabilirim ama bütün davalarda 96'dan beri beraberdik. Kendisinin rahatsızlığı dolayından bu sene maalesef davalara katılamadı ama onun emeğine saygı duymak lazım. Çünkü bu davanın bu aşamaya gelmesinde çok büyük emekleri var. Kendisine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bir de tabii insan olarak babamı kaybettim yani. Bir insanın böyle bir cinayetle benden alınmasını hala kabul edemiyorum. Mezarı başına gittiğim zaman da ne yapacağım diye soruyorum kendisine, ne yapabilirim diye ona akıl danışıyorum yani. O kadar çaresiz kalıyorum ki bazı zaman. Ama maalesef böyle oluyor işte bu işler. O bakımdan çok üzgünüm, kırgınım, sinirliyim, ne bileyim, öfkeliyim böyle bir karar çıkmasına. Tabii bir dönemi bu şekilde cezasızlık politikası diyoruz biz buna. Cezasızlık politikası nasıl izleniyor? Ya davalar sürüncemede bırakılıp zaman aşımından düşürülüyor ya da çeşitli kısmi özel aflarla yürütülüyor bu süreç. Ama Türkiye'de genellikle hep karşımıza zaman aşımına bırakma taktiği hep karşımıza çıkıyor. Ya da davalar zaman aşımına girmese bile o kadar uzun sürdürülüyor ki faillerin doğal yollardan ölmesi bekleniyor. Ya da çeşitli olaylarda gördüğümüz gibi bazı failler ya öldürülmüş oluyor, ya intihar etmiş oluyor, ya da bir şekilde sağlık nedeniyle ölmüş oluyor. Bir dönem bu şekilde kapatılıyor bakın. Yani özellikle Türkiye'nin 99'da Avrupa Birliği sürecinin başlaması, 2000'li yıllardaki o reform süreci, daha sonra Kürt sorununda defalarca denenen bazı barış girişimleri, özellikle 2013-15 arası dönemdeki son barış süreci deneyimleri bir umut vermişti. Ama 2015'ten bu tarafa devletin izlediği aşırı güvenlik politikaları, yani Kürt sorununda çözümsüzlük, şiddete dayalı bir çözüm tırnak içinde, bu her yere sirayet ediyor. Dolayısıyla 90'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler, gözaltında kaybetmeler, yakılan yıkılan köyler, katledilen binlerce, on binlerce insanla ilgili açtırılabilen sınırlı sayıdaki davada failler ya beraat ettirildi ya da şimdi Ape Musa'nın katledilmesinde görüldüğü gibi zaman aşımından davalar düşürülüyor. Dolayısıyla bunu siyasi iktidarın izlediği politikadan bağımsız ele almak mümkün değil.
bu politika maalesef yargıya sirayet etmiş durumda. Halbuki Türkiye'nin bir anayasası var. Anayasa 90. madde uyarınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır. Ape Musa'nın katledilmesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi esastan ve usulden ihlal kararı vermiştir. Ve bu ihlal kararı nedeniyle daha sonra soruşturmalar açtırılabilmiştir. Ve yine Ape Musa'nın katledilmesinin de yer aldığı çok sayıda faili meçhul cinayetlerle ilgili dava konusunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye'yi izlemeye almıştır. Fakat geldiğimiz noktada durum şu, tıpkı Kavala dosyasında olduğu gibi, tıpkı Demirtaş dosyasında olduğu gibi, birçok ayın kararında olduğu gibi Türkiye maalesef sözleşmeye dayalı yükümlülüklerini yerine getirmiyor ve bundan ısrarla kaçıyor. İşte biz bunun tamamına biz cezasızlık politikası diyoruz ve bu cezasızlık politikası ancak ve ancak demokratik hukuk devletine bağlı bir siyasi iktidar değişikliğiyle ancak son bulabilir. Zaten bu dosya devam ederken bu dava Anter ailesinin avukatı Selim Okçuoğlu zaten bir Bakanlar Komitesi iş tüzüğünün 9'a 1. maddesi uyarınca bir bildirim yapmıştı. Yine İnsan Hakları Derneği, Hafıza Merkezi ve Londra Merkezli bir hukuk örgütü aynı iç tüzüğün 9'a 2. maddesi uyarınca biz de zaten bir bildirimde bulunmuştuk. Yani dolayısıyla bu süreç devam ediyor. Elbette ki şimdi gelişmeler tekrar Bakanlar Komitesi'ne iletilecektir. Sadece bu dosya değil, benzer durumda tehlike altında olan, zaman aşımına girme riski olan çok sayıda dosya var. Bunlarla ilgili de aynı bildirimler yapılacaktır. Dolayısıyla o süreç elbette ki işletilecektir. Ya bu devleti bilen, sistemi bilen insan olarak yani kararın verildiğini hep tabii düşündüm. Hatta yazdım da dünkü gazetemizde yayınlanan şey de vardı. Yani bekleniyor şeklinde oyun, zaman aşımı oyunuyla bu işi kapatmak istediklerine dair gözlemimi söyledim. Ama gerçekten şeyi ben bugün avukatların çabasına şey yaptım, değer verdim. Gerçekten de aslında heyete bir çıkış yolu gösterdiler. Çok kuvvetli. Yani bugünkü kararı işte şu şekilde bir yaklaşım var. Evet biz ona katılıyoruz. Bu insanlara karşı suçtur. O nedenle bu dava devam etmelidir şeklinde karar verebilirlerdi. Ama maalesef sonuç böyle oldu. Yani kendileri açısından tabii böyle bir yasalar var ama yani sıradan öldürmeler için, katiller için çıkarılmış bir yasa. Oysa bugün gerçekten de avukatların uzun uzun anlattığı gibi bu insanlık, insanlığa karşı bir suç. O nedenle bu aslında davanın sürmesi, devam etmesi gerekiyordu. Ancak hakimler çok önceden yapmışlar hazırlıklarını. Geçen duruşmada da ben oradaydım. Orada halleri ve tavırlarından zaten bu kararı aldıkları belli oluyordu. Ancak o gün veremezlerdi çünkü daha 5 gün vardı 20 Eylül'e. O gün ısrarla 20 Eylül sonrasındaki ilk gün, yani 20 Eylül'ün de bitmesi lazım bugün olarak, 21 Eylül'e gün verdiler ve 21 Eylül'de geldiler, kararlarını açıkladılar. Önce duruşmada gerçekten avukatlar niçin bu davanın bitmemesi, zaman aşımına uğramaması gerektiğinde çok kuvvetli deliller sundular, yasalar gösterdiler, tanıklıklar gösterdiler, içtihatlar gösterdiler. Ancak mahkeme heyeti daha önceden hazırladığı kararı duruşmadan çekilip sanki aralarında tartışmışlar gibi, yazdırmışlar gibi 5 dakika çekildiler fakat okuması 10 dakika süren bir metin olarak açıklandı. Yani dediğim gibi çok önceden hazırlanmış, beklenilen bir şey olarak, zaman aşımı kararı olarak bugün gördük. Evet, onun zaman aşımıyla Ape Musa'nın ölmesini unutturmak istiyorlar. Katillerine ceza vermemek istiyorlar. Ancak biz Ape Musa'yı 30 yıldır anıyoruz, haberlerini yapıyoruz. Onun bıraktığı, başladığı özgür basın kurumlarını geliştiriyoruz.
büyütüyoruz. O nedenle onlar bizleri onun nezdinde cezalandırmak ve katillerini aklamak isterken biz de onlara bu şekilde cevap veriyoruz. Özgür basın, Apem Musası'da büyüyecek, güçlenecek,